Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel elbiseliğin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. E, uyarlaması Lifci Anne sayfasına ait. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bu güzel modeli bize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. E, kendisine ulaşmak için güzel modellerini kendisinin sayfasında görmek isterseniz e, Instagram'dan da, YouTube'dan da Lifci Anne'ye yazabilirsiniz. Yazarsanız ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimiz gördüğünüz gibi boyut olarak ideal arkadaşlar tek katlı güzel bir model ama dilerseniz bir tık küçük yapıp keselif şeklinde de uyarlayabilirsiniz. Burada askılığı da var gördüğünüz gibi yakası bile var elbisemizin kolu kısa şöyle kol uçlarına detay olarak bir de yakasına bir de etek ucuna pipirik yaptım arkadaşlar çok da güzel oldu pembe beyaz çok yakıştı. Evet kameram çok yukarıda. Hani boyut olarak küçük gelebilir ama dediğim gibi boyutu ideal. Yapımı da gayet kolay arkadaşlar. Ee, üçgen şeklinde yapacağız. 12 fıstık üzerine başlayacağız. Üçgen şeklinde kapatacağız. Sonra yan tarafını çevirip yine üçgen şeklinde bir beyaz bir pembe olarak yaptım ben. Yani iki sıra beyaz iki sıra pembe şeklinde üç tane üçgeni birleştirdik diyelim. Böyle zaten birazdan anlatacağım. Evet hazırsanız beyaz ipimi aldım bismillahirrahmanirrahim diyorum kameram çok yukarıda ama birazdan aşağıya alacağım şöyle 3 tane zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim ortadaki zincire batarak tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim bu fıstığın üzerine ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim üçüncü fıstığımı yapıyorum kapatıyorum Evet bu şekilde toplamda 12 tane fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet 12 tane fıstığımı yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi eksiltme ile başlıyoruz. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. 13. fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir kapat. Bir zincir yani bir tane eksiltme yapmış oldum. Sonrasında tepeye bir dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet böyle üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna kadar gideceğiz. Tepeye dibine karşıya. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Evet. Üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna yani buraya kadar gelelim. Evet. Son üçlü fıstığımı da beraber toplamak istedim. Bir zincir. Evet. 12 fıstıkla başladık. Girişte eksiltme yaptığım için üzeri 10 bir fıstık olacak. 3, 6, 9, 10, 11. Çeviriyorum. Yine eksiltmeyle başlıyoruz. Bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçünü, üçüncüsünü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet üçlü fıstık toplayarak sıramı tamamladım. Son üçlü fıstığımı yaptıktan sonra iki zincir çektim ipimi kesiyorum. Şöyle çevirdim. Burada pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Buraya ipimi kestim yere sabitliyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim yine eksiltme ile başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisine bir kapattım. Bir zincir. Yine üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Tepeye, dibine ve karşı. Her sırada bir fıstık eksiltme yapmış oluyoruz. Evet. Üçlü fıstık toplarak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Üzeri 3, 6, 9 fıstık oldu. İlk sırada 11, ikinci sırada 10, şimdi 9 fıstık. Yani birer tane eksiliyor. Çevirdim yine eksiltme ile başlıyorum. Bir fıstık yapıyorum karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir yine üçlü fıstık toplarak sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Diğer rengimize yani beyaza geçeceğim. Evet orayı da yine göstereyim. Evet sıranın sonuna geldim. En son iki zincir çektim ipimi kesiyorum. Üzeri 8 fıstık. Gördüğünüz gibi. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle çevirdim. İpimi kestim. Yerden başlıyorum. Buraya sabitledim. Bir zincir yine eksiltme yapıyoruz. Bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağım. Büyük sıraya geçişte yine eksiltme ile başlayacağım. İki sıra beyaz, iki sıra pembe o şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ee, sonunu yine göstereceğim size. Son iki fıstık kalasıya kadar örelim ve sonunu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi üzeri iki fıstık kalasıya kadar ördüm. Pembe ipimi sabitledim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Karşıya da ikinci fıstığım yani yine eksiltme yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü bir topladım bir zincir Üzeri bir yatık fıstık kaldı çeviriyorum Hemen bir fıstık yapıyorum Karşıya da ikinciyi yapıyorum İkisini bir Kapattım 2 zincir Evet ipimizi kesiyoruz Tamamen üçgen şeklinde kapattık gördüğünüz gibi Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Buradan başlayacağız. Evet buraya sabitliyorum. Başına dolamadan batıyorum. Bir zincir hemen bir fıstık yapıyorum. Eksiltmeyle başlayacağız. Bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Tepeye, dibine, ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topluyoruz. Bir zincir. Evet üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna yani buraya kadar üçlü fıstık toplayarak devam ettiğim son üçlü fıstığımı da beraber toplamak istediğim bir zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir alt sırada burada 12 fıstığım vardı. Biz e, bir sıraya geçişte eksiltme yani buraya ekledikten sonra hemen eksiltme yaptığımız için üzeri 3 6 9 10 11 fıstık. Burada olduğum gibi arkadaşlar buradaki İkinci sıraya geçtiğimiz gibi aynı sayıda olacak çevirdim hemen bir fıstık yapıyorum karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum İkisini bir kapattım bir zincir Evet üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım Evet üçlü fıstık toplayarak beyazın ikinci sırasında sonuna geldim İki zincir çektim ipimi kesiyorum şöyle çevirdim pembe ipimi alıyorum bir zincir ipimi kestiğim yere sabitliyorum evet hemen eksiltme başlıyoruz bir fıstık yapıyorum karşıda ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir üçlü fıstık toplayarak sıramı tamamlıyorum her sırada yine bir tane eksilecek Aynı burada yaptığımız gibi üçgen şeklinde kapanacak arkadaşlar. Böyle pembeden iki sıra, beyazdan iki sıra o şekilde tamamlayacağım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi burayı da üçgen şeklinde kapattım en son ikini fıstık topladım. Şimdi şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Böyle git gel yapacağız bakın. Böyle duracak. Bu şekilde dursun biz buradan başlayıp git gel yapacağız yine üçgen şeklinde kapatacağız Evet bir zincir çektim dediğim gibi bu şekilde tutacaksınız burada en son bitirdiğim yerden başlıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim bir fıstık yaptım karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım. Yine eksiltme ile başlamış olduk. Evet. Üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz. Buraya gelesiye kadar. Yani 12 fıstığın üzerine öreceğiz yine. Buraya kadar gelelim. Evet. Üçlü fıstık toplayarak sıramı tamamladım. Üzeri. 11 yatık fıstık beraber. Sen 3, 6, 9, 10, 11 Çeviriyorum yine eksiltme ile başlıyoruz bir fıstık yapıyoruz karşıya da ikinci fıstığımızı yapıyoruz ikisini bir kapat bir zincir Evet yine her sırada bir tane eksilecek iki sıra beyaz iki sıra pembe o şekilde devam edeceğim üçgen şeklinde kapanacak o şekilde yapalım arkadaşlar sonrasını yine göstereceğim Evet gördüğünüz gibi burayı da üçgen şeklinde kapattım şimdi şu şekilde çeviriyoruz bakın böyle olacak bu beyazlı kısım yana gelecek. Burada yukarıda 12 fıstık, 12 tane yatık fıstığım var. 3 6 9 12. Şimdi buradan başlıyoruz. Etek kısmını. 2 sıra yapacağız. Evet, şöyle buraya sabitliyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim bir fıstık yapıyorum yine eksiltme ile başlıyorum karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum İkisini bir kapattım bir zincir Evet üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim Evet üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamladım üzeri 11 yatık fıstık oldu girişte eksiltme yaptığım için şimdi çeviriyorum yine eksiltme yapıyoruz bir fıstık yaptım Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Burada en son iki zincir çektim ipimi kesiyorum. Etek kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar. Üzeri en son 10 yatık fıstık oldu. Şimdi pembe ipimi alıyorum. gövdeye geçeceğiz şöyle çevirdim buraya ipimi sabitliyorum bir zincir eksiltme yapmıyoruz hemen bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir zincir ilmeğimi genişlettim tepeye bir dibine ikinci fıstığımı yapıyorum karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü bir topladım bir zincir evet üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım evet üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamladım eksiltme yapmadığımız için üzeri yine on fıstık çevirdim bir sıraya geçişte yine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 4 sıra eksiltme yapmadan bu şekilde devam edeceğiz. İlk önce bir fıstık yapacağız. Sonra üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağız. İkinci sıramızdayız. Evet. Üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir. Evet dediğim gibi üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağım. Bir sıraya geçişte yine ilk önce bir fıstık sonra üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamlıyoruz. O şekilde devam edecek olması için. E 4 sıra örelim arkadaşlar sonrasını göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. Şimdi kolunu yapmaya başlayacağız ama bir yandan da yakasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle 3 5 5 fıstık sağda 5 fıstık solda kalacak şekilde tam ortaya işaret koyuyorum. Bu şekilde daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum o yüzden. Evet kol için artırma yapacağım burada. Hemen bir fıstık yaptım, kapat, bir zincir, ilmeğimi genişlettim, bir fıstık daha yapıyorum, iki fıstık artırma yapacağız, kapattım bir zincir, evet, iki fıstık yaptım, şimdi üçüncü fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum, bu yana gelecek biliyorsunuz, sonrasında ilmeğimi genişlettim, dördüncü fıstığımı yapıyorum, bunu kapatmıyorum. Üçüncü fıstığın dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapat bir zincir. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Üçüncü fıstığım yana geldi. Üçlü fıstık toplarak devam ediyorum. Tepeye bir dibine ikinci fıstığımı yapıyorum karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum üçünü bir topladım bir zincir Evet üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim işaretlediğimiz yere kadar yani ya da beş fıstık kalasıya kadar örelim Evet üçlü fıstık toplayarak işaretlediğim yere kadar geldiğim üzere 3 6 7 fıstık oldu 7 yatık fıstık oldu şimdi çeviriyorum burada yaka olsun diye eksiltme ile başlıyorum bir fıstık yapıyorum karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim üçlü fıstık toplarak devam ediyorum tepeye dibine karşıya üçünü bir topluyorum bir zincir Evet. Üçlü fıstık toplarak sırayı tamamlayalım. Yani buraya kadar gelelim. Evet. Üçlü fıstık toplarak sırayı tamamladım. Girişte eksiltme yaptığım için üzeri 6 tane yatık fıstık. Şimdi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçti. Kol ucunda olduğum için bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Sonrasında üçlü fıstık toplarak devam ediyorum. Tepeye dibine ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Evet. Üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet. Sırayı tamamladım. Üzeri gördüğünüz gibi altı tane yatık fıstık. Şimdi çeviriyorum. Yine yaka için eksiltme ile başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım bir zincir Evet de fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım Evet sırayı tamamladım en son iki zincir çektim ipimi kesiyorum Evet burayı tamamladık Arkadaşlar şimdi diğer tarafını yapacağız aynı şekilde yapacağız şöyle bir zincir çekiyorum ipimi buraya sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim hemen bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir ilmeğimi genişlettim üçüncü fıstığım yana girecek onu yaptım kapattım bir zincir dördüncü fıstığımı yapıyorum kapatmıyorum tuttum Üçüncü fıstığın dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topluyoruz. Bir hmm. zincir. Evet. Üçlü fıstık toplayarak şöyle işaretlediğimiz yere kadar gelelim. Evet. Üçlü fıstık toplayarak buraya kadar geldiğim üzere 3, 6, 7 fıstık gördüğünüz gibi. Şimdi çeviriyorum. Yine yaka oluşması için burada bir eksiltme yapacağım. Hemen bir fıstık karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. Diğer tarafla aynı şekilde örüyoruz. Ama ben böyle kısaca göstermek istiyorum. Evet. Eksiltmemi yaptım. Üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Kol ucunda olduğum için düz devam edeceğim. Bir fıstık yaptım kapattım bir zincir. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. 3. sırayı son sıraya geçiyoruz. Şöyle çevirdim. Yine yaka kısmında olduğum için eksiltme yapıyorum. Hemen bir fıstık yaptım. Karşıya da ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet son sıramız arkadaşlar. Üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. ipimi iki zincir çektim. Kesiyorum. Şu işaretimizi çıkartayım. Evet şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Yaka kısmını şöyle şuraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim aynı yere başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum Dilerseniz tamamen etrafında yapabilirsiniz bir aşağı iniyorum başına dolamadan batıyorum 3 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum 3 zincir bir aşağı iniyorum başına dolamadan battım 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum 3 zincir bir ileriye batıyorum tekrar 3 zincir aynı yere batacağım bu şekilde buraya kadar gelelim Evet buraya kadar geldim buradan askısını yapacağım arkadaşlar bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim buraya batarak fıstık yapıyorum 3 4 5 fıstık yaptım kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim Evet 5 defa sardım fıstık yapıyorum kapattım bir zincir ilmeğimi genişlettim yine fıstık yapıyorum Evet kapattım bir zincir Evet bu şekilde 7 tane fıstık yapalım Evet 7 tane fıstığımı yaptım şöyle çeviriyorum şuradan karşıya sabitliyorum Evet bir zincir çektim şöyle bir fıstığın tepesine batıyorum. Tekrar yuvaya bir daha batıyorum ki iyice sıkılansın. 2 zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi ipimizi de saklayalım. Evet kol uçlarını da yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincir. Kol ucu 4 fıstık 4 tane yatık fıstık buraya sabitliyorum. Dediğim gibi dilerseniz tamamen etrafını yapabilirsiniz. 3 zincir aynı yere başına dolamadan battım. 3 zincir bir ileriye batıyorum. 3 zincir aynı yere batıyorum. 3 zincir bir ileriye batıyorum. Anladığınız için hızlı yapıyorum arkadaşlar. Evet 3 zincir aynı yere batıyorum. Şöyle 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Diğer kol ucuna da yapalım sonrasında etek ucuna da yapacağız arkadaşlar ben yapıp döneceğim Evet alt kısmında püperiğini tamamladım bitti arkadaşlar çok güzel oldu eminim Sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz İnşallah daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.